Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlerle tavuk yemi yapacağız arkadaşlar. Ve diyoruz ki en az 2 yıl yumurtlayacaklar. En az 2 yıl düzgün verim verecekler. Ama her zamanki gibi videoma başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni işareti koymayı ve videolar gelir gelmez sizlere hemen uyarı düşsün istiyorsanız aşağıdaki bildirim işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen videoya geçiyoruz. Arkadaşlar sizlere daha önce bahsettik. Kendi yeminizi yapmanızın ne kadar önemli olduğundan söz ettik. Bu fabrika yemleriyle bu iş yapmaya kalkar iseniz gerçekten bu işin külfetinden kalkamazsınız fiyattan aldı başını gidiyor dedik. Ve bunu özellikle ve özellikle bu işe başlayacakların hayvanlarını aldığı zaman en az bir yıllık yiyeceklerini depolasınlar dedik. Birçok da yorum geldi. Dediler ki ya biz bunları nasıl depolayacağız? Nasıl o fiyatlardan alacağız? Ama şimdi harmanda değiliz. Hiçbir zaman geç kalmış değilsiniz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ne zaman yaparsanız yapın. Kendi yaptığınızda şu anda dışarıdan 50 kilogramlık çuvallarla yem aldığınızdan çok daha uyguna yemi imal edebilirsiniz. Peki bunu anlattık, anlattık, anlattık. Bunun formülü nedir dedik. Şimdi yanımda tabloda göreceksiniz bunu. Arkadaşlar biz size 50 kilogramlık bir yem formülünü daha açıklayıcı olacak şekilde yazmaya çalıştım burada. Ve biraz da maliyetlerinden de bahsedeceğim tabii ki. Ama öncelikle şu içeriye dilerseniz bir göz atalım neler var içerisinde. Mısır var, kuru soya küspesi var, sıvı ayçiçek yağı var, e, efendime söyleyeyim ayçiçeği tohumu küspesi var, mermer tozu var, tuz var, DCP var, ve Revikon adını verdiğimiz bir ürün var. Bu Revikon adını verdiğimiz ürünü biz toparlamak için kullandık burada. Bunun da açılımını size anlatacağım. Çünkü çok fazla tavuğu olmayan insanlar tek tek metionin enzim, toksin bağlayıcı, soda, vitaminler almaya kalktığı zaman her biri 25 kilogramlık paketlerde satılıyor. Dolayısıyla biz de rica ettik bu aldığımız yerden bize bunu tek bir ürün halinde toplar mısın diye bir formüle göre. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar ve bu şekilde isminde Revikon koymuşlar. Biz de bu şekilde anlatıyoruz ama bunun içeriğinde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu yemi niye yapıyoruz? Bu yemi yapmadan bu işler olmuyor mu? Şöyle anlatayım. Size daha önce bir video çektim biliyorsunuz. Özgür gezen tavuklardan yumurta toplama yemsiz de bu işi yapabilirsiniz diye ama yemsiz nasıl oluyor bunu anlattım. Dedim ki 6 ay verim alabilirsiniz. Daha sonra hayvanlarınızı kesmek durumunda kalabilirsiniz diye. Dolayısıyla burada hayvanlarımızın ihtiyaçları yani 26-27 saatte bir yumurta yapması için en azından yemesi gereken yem içeriğine göre bir formül bu. Türkiye'de biliyorsunuz kanatla da daha önce anlatmıştım size dünyada kanatlı işinde yumurta ihracatında ve kanatlı sektöründe dördüncü sırada bulunan bir ülke. Oldukça iddialıyız. Bu 4 ile 6 arasında geziyor devamlı. Burada biliyorsunuz Size işletmelerin kendi kendini kendinin yaptığından bahsettik. Birçok işletmede danışmanlık yaptığımızdan bahsettik. Burada orada kullandığımız formülün birebir aynısını sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Yani bu formülü kullandığınızda emin olun sizler de iyi verim alacaksınız. Peki bunu 2 sene boyunca nasıl alacaksınız? Dilerseniz önce bundan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biz kafes tavuk işletmelerinde bu işi daha kolay yapıyoruz. Gezen tavuk işletmelerinde gördüğünüz gibi böyle işletmelerde bununla biraz daha zorlanıyoruz. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar hayvanlar kış geldiği zaman bunu çok iyi sezebiliyorlar. Kış geldiğinde de yumurtayı hızlıca kesebiliyorlar. Bunun nedeni bir hayvanların yumurtlama nedeninin doğurganlık olması. Yani çıkan yumurtadan çıkacak olan civcive bakacak ve büyütecek. Diyor ki bu kış koşulu geldiğinde ben bu tavuktan yani bu yumurtadan bu civcivi çıkarmayayım diyor. Dolayısıyla verimi azaltabiliyor ve tüy dökmeye başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla sizlere şunu tavsiye ediyoruz. Gezenciler özellikle şunu tavsiye ediyoruz kış mevsiminde mümkün olduğunca hava şartları 18 derecenin altındaysa daha da düzeltelim, daha da kolaylaştıralım. 15 derecenin altındaysa ve havada rüzgar var ise hayvanlarınızı dışarı salmayın ki hayvan kışın geldiğini algılamasın. Dolayısıyla bizim burada içeride baktığımızda ışık yapmamızın bir nedeni de bu. Ve biz hayvanlara sanki yaz olduğunu, sanki onun bu yumurtayı çıkardığı zaman o cici eğer içinden çıkar ise buna bakabileceğini anımsatmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim bütün gayemiz bu. Gezencilerde bunu öneriyoruz. Kafesçilerde işimiz daha kolay biliyorsunuz. hep stabil bir ortamda. Ama her ikisine de söylediğimiz şey şu. Hayvanı aldınız. Yaklaşık 10-11 aylık bir verim periyodundan sonra eğer bir sonraki senede bu hayvana bakacak iseniz burada bir nekahat dönemi, dinlenme dönemi yani tüy dökme döneminden bahsediyoruz. Bu tüy dökme döneminde şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hayvanlar zaten kendi dualarını bu şekilde salsanız bu mevsimde tam tüylerini döküp dizmiş olacaklar. Tam bu mevsimin girişinde. Havalar soğumadan hemen önce. Dolayısıyla biz bu hayvanları kapalı ortamlarda baktığımızda 11 ay düz verim verdiğimizde zaten bir süre sonra tüyleri uçuştuğunu, çok ciddi bir şekilde sırtlarının kelleştiğini göreceksiniz ama topluca bu birbirlerini yolarak değil. Burada da hayvanlara bir dinlenme döneminden bahsediyoruz. Bu dinlenme dönemini yaptırdığınızda yaklaşık bir ay bundan sonra tekrar tüylerin düzecekler ve tekrar hemen hemen aynı performansı verecekler ve 2 sene boyunca bu hayvanlardan yumurta alacaksınız. Ama bu yemle yani böyle bir formülle besleriseniz. Çünkü bu formül hayvanınızın hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dediğim gibi 26-27 saatte bir adet yumurta vermesini sağlıyor arkadaşlar. Burada şunu yapanlar da var. Birinci dönem bu yemi kullanayım. ikinciden dönem bunu biraz daha hafifleteyim diye. Mısırı 30'dan 28'e düşürüp diğer muhteviyatlardan ayçiçek küspesini de birazcık arttırarak gezen tavuk iki dönemiz ikinci dönem yemi elde edebilirsiniz. Şimdi gelelim bu yemin açılımını yapmaya, anlatmaya başlayalım. Niye bu ürünleri kullanıyoruz diye. Arkadaşlar mısır hayvanlarda %60'a kadar kullanabileceğimiz en güvenilir enerji kaynaklarından bir tanesi. Çok fazla yorum geliyor. Mısır hayvanı yağlandırmaz mı? Arkadaşlar tüm enerji kaynakları eğer hayvanlar verim vermez iseler bakın altını çizerek söylüyorum. Yumurtayı alamaz iseniz aşırı kilo almaya gidebilirler. Ama burada en güvenli ürün mısır. Şimdi burada buğday, arpa ve diğer ürünleri kullanmak isteyenler var. Buğday, arpa ve diğer ürünleri kullanmak isteyenlerin enzim olarak bunu değiştirmesi lazım bir. İkincisi bunların içerisinde bulunan bir takım materyaller hayvanlara daha fazla kilo aldırabiliyor. Mesela arpa çok kullanıldığı zaman rasyonlarda gereğinden fazla kullanıldığında hatta gereğinde bile kullanıldığında hayvanlar gurka yatmaya gidiyor. Dolayısıyla biz burada yem formüllerinde dünyanın da yaptığı gibi mısırı muhakkak rasyonumuzda bu şekilde kullanıyoruz. Ve bir diğer materyal olan kuru soya küspesi en çok da soru buradan geliyor arkadaşlar. Soya küspesini bulmakta çok zorlanıyorsunuz biliyorum ama birçok liman olan yerde birçok ham maddeci de ticaret borsalarında bulabilirsiniz, isteyebilirsiniz veya yemcinizden talep edebilirsiniz. Kuru soya küspesi olmadan da maalesef yeterli protein hayvan karşılayamıyor. Şimdi aslında biz formülü yaparken bu ikisinin üzerinden yapıyoruz. Hatta ve hatta bunu biraz daha çeşitlendirenler de var. Büyük işletmelerde biz zaten bunu hem yağlı hem kuru soya küspesi olarak kullanıyoruz ama dikkat ederseniz burada bir sıvı yağ var. İşte o sıvı yağ yağlı soya küspesi kullanmadığımız için rasyondaki materyalin bağırsaktan geçerken yırtmaması için biraz yemin nemlenmesi biraz yumuşaması için sindirimin kolaylaşması için kullandığımız bir ürün. Ve ayçiçeği küspesi de yine proteini desteklemek ve çeşit oluşturmak için. Yani sadece soya değil ayçiçeği küspesini ekleyerek en az iki çeşit protein kaynağı kullanmak için kullandığımız bir ürün. Burada mermer tozu var göreceksiniz diyeceksiniz ki 30 kilo da 4,5 yani ton yemde 90 kilo bu nedir diye. Bu yumurta kabuğunda biliyorsunuz tamamen bir kalsiyum kaynağı. Yumurta kabuğunu oluşturabilmek için hayvanlara en kolay ve en doğal verebileceğiniz ürün mermer tozu. Bizim için çok zararlı ama tavuklar için çok yararlı. Niye? Onlarda taşlık diye bir organ var arkadaşlar. Taşlık da bunu öğütüp yumurta kabuğunu düzüyorlar ve yumurtayı çıkardıktan sonra yumurtanın kabuğunu oluşturuyorlar biliyorsunuz hemen o anda. Eğer bu yetersiz gelirse zar gibi yumurtalar çıkartırsınız. Dolayısıyla mermer tuzu da burada çok önemli. Bu mermer tuzunu kullanırken altını çizerek kullanıyorum. Muhakkak bulabiliyorsanız eğer bunun 2 kilo 250 gramını bir çuval yiyelim 50 kiloda toz. 2 kilo 250 gramını granül halde kullanın. Hayvanın sindirmesine yararlı olsun. Tamamı toz olduğu zaman da çok fazla zar gibi yumurta çıkabilir. Çünkü taşlık dediğimiz organın biraz çalışması, cebelenmesi lazım. Bunun biraz granül olması lazım. Tamamı granül olursa 26-27 saatte bir yumurta yaparken o kalsiyumu işlemeye yetişemeyebilir içeride. Dolayısıyla bunu yarı yarıya bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ve DCP niye kullanıyoruz? Bir kalsiyum fosfat arkadaşlar. Yumurtanın kabuğu şekillenirken fosfor mineraline de çok ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunu dengelemek için yine Türkiye'nin yurt dışına ihracatçı konumda bulunduğu çok önemli bir ürün olan DCP'yi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi her şeyi yaptık. Her yemekte olduğu gibi bir miktar tuz kullanmak lazım ki hayvanların tuz ihtiyacını giderelim. Burada 3 ila 4 kilogram civarında tuz ton yem yeterli gelecek ve geldik Revikon'a. Şimdi Revikon'u biraz açalım. Biliyorsunuz size Yasin abimizin de çektiği bir video var. Orada size bir yem formülasyon oluşturmuştuk. Bu da 3 aşağı 5 yukarı aynısı zaten. Burada size tek tek metyonin, enzim, toksin bağlayıcı, soda ve vitaminler kullanmanız gerektiğinden bahsetmiştik. Ama arkadaşlar bu ürünlerin her biri 25 kilogramlık torbalarda satılıyor. Siz şimdi her birinden 25 kilogram almaya kalktığınızda bir de az bir tavuğunuz varsa müthiş bir rakam çıkacak. Çünkü zaten metyonin şu anda çuvalı olmuş tek başına 1500 liralara kadar gidiyor. Çok yüksek fiyatlar. Dolayısıyla... Biz bir formül minvalinde oradaki rakamlara göre bunu formüle ettiğimizde 250 gram bu üründen kullandığımızda yemimizi tamamlamış oluyoruz. 17 protein, 2850 enerji, çok kuvvetli, çok sindirebilir, çok kuvvetli, çok faydalı ve sindirimi çok kolay bir ürün. Enerjisi çok yüksek değil mi? Şusu çok düşük değil mi? Diye soracaklara şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Buradaki enerji kaynakları tamamen saf ürünlerden kullanıldığı için hayvanlarınıza ters bir etki yapmayacaktır. Biz bunu yıllardan beri zaten işletmelerde kullanıyoruz. Hakeza şu anda bu formülle yem yapanlar da var. Bu formülle yumurta alanlar da var. Ama dediğim gibi 5 ana kuralı uyguladığınızda hayvanlara doğru dönemde baktığınızda bu yemi yapıp hayvanlara granül bakın palet değil granül halde verdiğinizde hayvanlarınızdan istediğiniz verimi alacaksınız arkadaşlar. Bunu vermeye başlıyorsunuz yumurta vermeye başladığında hayvan 11 ay gibi bir verim alıyorsunuz. Ondan sonra 1 ay dinlendiriyorsunuz. Sonra tekrar verim alıyorsunuz ve 2 sene boyunca hayvanlarınızdan çok rahat ortalama en düşük gezenlerde %75 kafes tavukçuluğunda %80-85 verim alabiliyorsunuz her şeyi doğru götürürseniz. Bakın arkadaşlar her şeyi doğru getirir, götürürseniz kelimesi çok önemli. Herkes işinde gücünde uğraşırken her şeyi dört dörtlük yapma o ki iyi sonuçlar elde edebilirsin. Eğer kusura bakmayın saldım çayıra mevlem kayıra şeklinde iş yaparsanız maalesef bu işlerde zarar edersiniz. Ben hem mailde hem sorularınızda hem de bana telefonla ulaşanlarda bunun altını çizerek söylüyorum. Kanatlı işi zor bir iştir. Meşakkatli bir iştir. Hastalıklara karşı çok dikkatli olmalısınız. O size saydığım 5 ana kurala karşı çok dikkatli olmalısınız. Eğer bunu yapamayacaksınız bu işlere bulaşmayın da diye altını çize çize söylüyorum. Ama bu işlere girecekseniz de bunları harfiyen uygulayacaksınız. Yoksa çok fazla pişman olursunuz. Yoksa şunları duyarsınız. Bu iş zarar ediyor, bu iş böyle değil, işte de öyle olamıyor, yapamıyorum. İşte bunları yapabilmeniz için önce 5 ana kuralı sağlamanız lazım. Ondan sonra bu işlere girişmeniz lazım. Dilerseniz şimdi biraz da maliyetlerinden bahsedelim. Arkadaşlar burada 30 kilogram mısır, kilogram fiyatı 3 lira 75 kuruştan 112 lira 50 kuruş olacak. Soya küspesi 8 lira 25 kuruştan 12 kilosu 99 lira. 4,5 liradan 1 kilo 850 gram ayçiçeği tohumu küspesi 8 lira 33 kuruş. Kilosu 20 lira olan uygun bir sıvıyı alacağız arkadaşlar. Bu da marka olmasına bakmıyoruz. En uygun olanından alıyoruz. 8800 kilo kalori olsun sizden ricam. 0.6 yani 600 gram kullanıyoruz. 12 lira maliyet yüklüyor. Kilosu 50 kuruş olan mermer tozundan 4.5 kilogram kullanıyoruz. 2 lira 25 kuruş bundan maliyet geliyor. Burada DCP arkadaşlar kilosu 15 lira ve 550 gram kullanıyoruz. 8 lira 25 kuruş maliyet dönüyor. Tuz da arkadaşlar. Kilosu aşağı yukarı şu anda 3 lira. Hayvan yemlerinde kullanılan. Bundan da 200 gram kullanıyoruz. 60 kuruş ve son olarak da revikon biliyorsunuz. Videoda 250 gram olarak anlattık. Ama biz büyük bir yumurta, iyi bir yumurta, iri bir yumurta almak istiyorsak bu da 300 gram kullandık yerinde tercihe. 250 gram da kullanabilirsiniz. Bunda kilosu 20 lira şu anda. 6 lira maliyeti var arkadaşlar. Bu ürünle ilgili bilgileri de videonun altında açıklama kısmında belirteceğim. Bu arada arkadaşlar fiyatları ham maddecilerden, bölgedeki borsalardan Bölgedeki yağlı tohumlar küspesinden ve ürünleri satan firmalardan aldığım güncel halleriyle lütfen sizlerden ricam etrafınızdaki firmalara sorun. Ham maddecilere, birinci kalem ham maddecilere sorun. Aracılardan fiyat alırsanız hepiniz yüksek yüksek fiyatlar alırsınız ve buraya yorumlarda yazıyorsunuz. Şu anda borsalarda mısır 3 lira 40 kuruş ile 3 lira 50 kuruş arasında işlem görüyor mesela bugünkü tarihlerde. Evet gördüğünüz gibi bir çuval yemi fabrik yemlerinden bugün harman olmasa rağmen şu an Şubat ayındayız soğuk bir havada gördüğünüz gibi 50 lira gibi bir çuvalında daha aşağı mal ediyorsunuz ve ondan daha bir yeme olmuş oluyor. Niye? Çünkü içinde kepek gibi veyahut da diğer muhteviyat ürünler gibi değişik değişik ürünler yok arkadaşlar. Yemin özünü yaptık size gösterdik formülünüzü ettik. Bunu kullandığınızda bu güzel sonucu elde edebileceksiniz. Önemli olan harfiyen kuralları yerine getirmek. Eğer siz kuralları harfiyen yerine getiremezseniz maalesef istediğiniz sonuçları alamazsınız. Lütfen daha önce videolarda anlattığım o 5 ana kurala iyi uyun. Sonra kendi yeminizi yapın. Mümkünse bunu harmanda alabilenler yıllık bazda stoklasınlar. Önümüzdeki harman sözünde bunu yıllık bazda alabildiğinizde bu ham maddelerin bir çok tasarruf edeceğinize görebileceksiniz. En azından mısırı harmanda ucuzken yıllık olacak şekilde depolayın. Ve merak etmeyin hayvanlarınızdan çok ucuza çok uygun bir yem yapmış olacaksınız. Evet arkadaşlar anlatabildiğimi düşünüyorum. İnşallah güzel bir video olmuştur. Kendi yemininizi yapmaktan bahsettik bugün sizlere. Videomu kapatmadan önce her zamanki gibi eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı videolarımı beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar geri gelmez hemen size ulaşsın istiyorsanız aşağıdaki bildirim işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>